Arkadaşlar ben Ocak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün size sizin çok sevdiği bir seri olan restorasyon, toplama, tamirat, tadilat serimize devam ediyoruz. Biliyorsun geçen günlerde nasıl bir araba aldık kardeşim? Taklalı bir araba aldık. Taklalı. Drift atacağına yanlışlıkla takla atan bir arabayı almıştık. Bayağı oldu ama 3-4 ay oldu mu kardeşim bu arabayla lan? O arabanın videosunun linki de arkadaşlar aşağıda. Arabanın ilk halini görmek isterseniz o linkten izleyebilirsiniz. Şu anda arkadaşlar ikinci bölümdeyiz ve ikinci bölümümüzde ne yapacağız kardeşim? Arabayı toplayacağız. Bugün arkadaşlar bu kazalar olarak, taklar olarak aldığımız arabayı baştan aşağı, arabayı motorsuz olarak aldık, motor atacağız. Ondan sonra arabanın kasasız taklaları, tavanı kötüydü, tavanı da değiştireceğiz. Macun gereklerin bütün her tarafı çatlamıştı. Her tarafı tamir edeceğiz. Arabamız robota girecek falan derken size normal yürüyen çalışan bir araba hali alacak. Doğru mu kardeşim? Doğru. Ve sizlerin tek isteğimiz bu videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Videomuzu aşağıdaki like butonundan beğenebilirsiniz diyoruz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz. Ne diyoruz kardeşim? Abone olsunlar diyorum evet. Mu? Çok heyecanlıyız. İnşallah siz de heyecanlısınız diyoruz. O zaman da fazla unutmadan şu sanayi videomuza başlıyoruz. Cidden bizi sanayide çok yoran bir araba oldu bu araba. Çok uğraştık, bayağı uğraştık. Motor attık, kaporta, boya, tavan, alt taban, her şeyini yaptık diyoruz. Ve en son arkadaşlar senin videomuza geçiyoruz. Evet, video başlamadan önce istiyorsanız bir arabanın eski haline bir bakalım nasılmış. Nasıl pert bir arabamış. Evet. Ve en sonunda nasıl olacağınızı kendiniz göreceksiniz atıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu arabanın çoğu yerini kendimiz yapacağız. Hemen hemen her yerine elimiz değecek. Şimdi arabayı biz robota verdik. Direkler falan kaydı için oralar düzelecek. Ondan sonra da tavanı falan değiştireceğiz. Tavanı keseceğiz. Yeni tavan saçı koyacağız. İlk başta macun çekeceğiz evet. Sonra. Macun çekeceğiz. Ondan sonra tavanı keseceğiz. Yeni tavan koyacağız. Ondan sonra da aracımızı kaporta boya yapacağız. Motor atacağız. Tamir işlemi yapacağız. En sonunda bitireceğiz işler atıyoruz. O zaman detaylı temizlik falan yapacağız. Hadi başlayalım o zaman. Gördüğünüz gibi şu anda aracımızı macunlama işlemimiz devam ediyoruz. Evet. Ne yaptın kardeşim? Şuraları da macunla bakalım. Hüseyin baba macun diyor. Abi şurayı da bak. Şurayı şöyle şundan gel macunla. Hüseyin baba macunlamaya devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda tavanımızı oturtacağız fakat oturtmadan önce şöyle şuralara silikonumuzu bak şu şekilde bir saniye. Aracımızın tavanına söktük yani. Pençe bizim mi? Hı, yeni aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Murat Cospir aracımızın arka camını sağ camını değiştirdik şu şekilde. Bu macunu falan da hazırlanıyor. Hem kaporta hem boya işçiliğini yaptık fakat arka cam biraz büyük geldi. Niye bilmiyoruz. Belki oturur ama arka camı bayağı büyük gözüküyor şu anda gözükene göre. İnşallah oturtabiliriz diyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız karşınızda. Stovaj aracımız. Tavan değişti. Geri kalan aksamımız değişecek inşallah bakalım. Görüyorsunuz. Sapasağlam. Arabamızın motoru yoktu gördüğünüz gibi. Şimdi motoru attık bakalım. Motorunu attık çalıştırdık hale geldik. Hani büyük olan bir işlemimiz yaptık. Bundan sonrasında işte arkadaşlar devam ediyoruz. Kaportaya, boyaya devam bakalım. 5 TL almışlar arabayı ama. Araba benzinde olup kim benzin aldı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hatasız aracımız şu anda sanayide. Çek o bazı uzakta çek. Kabriyonun kapılarını görüyorsun bak. E36'da rekor kapı. Bayağı bir yalan dolan. Yalan parayla olsa kredi çeker ama. Bak. Abi yalnız değil mi?
Biraz gül lan. Meşhur edelim. Evet, gördüğünüz gibi Uğur almış şu anda. Tavan kaynak şişeri yapılıyor. On numara tamam, kaynak şişeri yapılıyor gördüğünüz gibi. Yeni bir güneş doğuyor, hayırlı olsun kardeşime. Gördüğünüz gibi kaporta, boya, külük, çarık, egzoz vesaire vesaire her türlü işine böyle arkadaşlar. Evet abi, ne yaptın abi? Gördüğün motoru yıkamaya devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda fırın boyaya geldik. Şimdi maskeleme işlemi yapacağız. Şu an görüyorsunuz. Aracımızı fırına getirdik. Allah'ın izniyle gerekeni yapacağız şimdi. Kızın maskeleme işi hemen hemen bitti. Böyle gördüğünüz gibi fırın boyaya girecek araba. Şöyle kapı kollarını, camları falan maskeledik. Jantları fırına girince o maskelenecek. Bir de egzozu. Şu an bu şekilde sırayı bekliyoruz. Fırın sırasını. Fırına girdi araba, şey falan bitti, avize kapıyı kapattı, içeride boyayacağım. Mecda bana sildik güzelce. Çıktı. Kardeşim nasıl oldu Ali kardeşim? Çok güzel oldu abi. Ali kardeşimiz, Ahmet kardeşim, Müslüman kardeşim çok uğraştı. Sen parasını falan. Gördüğünüz gibi boyası yapıldı. Boyasını biraz farklı attık. Biraz kapalı bir ton attık. Daha güzel olsun diye. Çünkü macunlar kapansın diye. Gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde karşıyız arkadaşlar. Çıktı ortaya. Şimdi gördüğünüz üzere arabamızı boyadık. Arabanın boyası çok güzel oldu. Evet. Sonra da bakalım iç dış temizlik yaparız. Bir de dış plastik aksamını böyle elden geçiririz. Marş piyeli, tamam. Normal bir araba haline getirelim kardeşim. 100 aletlidir. Evet. İsterseniz arkadaşlar hemen oraya başlayalım. Arkadaşlar aracımı tekrardan evet abi dükkanına getirdik. Gördüğünüz bir jilet bir araç. Bordonlu jilet, kendisi de jilet, önü de jilet, arkası da jilet.
Şu anda aracımız 10 numara çıktı. Hava oldu. Biraz da boya oturdu yerine. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın tampon vesaire o eksikleri onu takacağız. Yolumuza devam edeceğiz inşallah. Hüseyin kardeşim şu anda başkent sahnedeyiz. Evet. Bu yerde parçalarımız var. Bunlar ne parçalar kardeşim? Bunu parçaladı. Sağın son toplayacağız. Evet. Ondan sonra koltukları içi falan çok pislenmiş. Katkının cilinde bir sıkıntı var. Bunları falan toplayacağız inşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağın son toplamaya devam. Görüyorsunuz inşallah çok yakında vizyonda. Bunu toplamaya devam. Şu anda miyaferi tamponumuzu yerine taktık. Ben onu birazdan sileceğim. Araba tampona koydu mu kendine geldi bir arka taraf. Şimdi Süleyman kardeşimiz ön tampona takacak. Ön tarafta miyaferi. 06-30-30-80 aracımız. Ön tarafa takıyoruz. Sinyalini falan yerine tutacağız. Marş belini takacağız. Araba şu an biraz boş duruyor ama Doğan oldu. Doldu durumu 10 numara olacak kardeşim. Arkadaşlar aracımızın arka tarafında çok macun olanları şurada değil ama şurada biraz dalga oluşmuş. Şu aradaki bölüm var ya. Çünkü burada düzeltmeden macun olanları. Ama bu da olur tabi arabamızda. O kadar da belli olmuyor. Şu kapılar falan 10 numara. Çamurunda da tam oturtmadı kendine. Şu anda Süleyman'la ara kardeşimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön tamponun için yeni oturtuyor. Falan parlar falan takacağız. 10 numara beraber ne yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle arka tarafta bir boya akıntısı olan yer vardı. Ya daha doğrusu Aslan'ın geldiği bir yer. Boya da şu anda şöyle görüyorsunuz sileceğiz. Tünelle. Şu anda silelim bakalım. Ondan sonra şurada gıplıyormuş. Şurada dönmüş. Onları tünel silelim. Temizleyelim bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz aracımız toplarına taktı şu anda. Sonra da parlar falan toplanıyor. Alt maç bile takacağız. Biz bir toplamaya devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın taban halısını temiz bir şey istiyoruz. Taban halısını güzelce silkeleyeceğiz ondan sonra getireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ünlü geldik. Şöyle depo kafa, kafe işte, oluk çıtalar her zaman, oluk çıtalar. Onlar alacağız ki arabamız üzgün dursun çünkü kötü yerler oralar, taban değiştiğinden dolayı. Onları alacağız, biz bu arabayla getireceğiz şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi aracımız taban değiştiğinden dolayı, bak burası var ya. Şurada delik var bak, bu deliği nasıl kapatabiliriz? Şöyle. Bir tane şey yapacağız, şöyle mi yapalım? Ya da şöyle mi? Böyle de şöyle yapalım. Böyle bir antena da kalkışalım ve buraya yapıştıracağız şimdi. Tamam, bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Açtık bunu. Deliği tam şöyle kapatsın diye öğrettim. Şimdi böyle düzgün mü? Bak bir. Doğru ya. Gördüğünüz gibi şu anda bu siyah şeye geçirdik ve tabanın geçtiğini belli etmemesi için. Arkadaşlar aracımızı toplamaya son gaz devam ediyoruz. Şu anda taban halımız falan biraz pis ama güzel de yağlanıp temizledik. Daha sonra bunu kardeşimizin motorla ilgili takıyor işe akşam atı. Arkada koltuk olan kapağı söktük. Orada göğsümüz temizledik işte. Kontrol temizledik. Bak arabamın göğsü tertemiz oldu. Şu anda daha işlemi devam ediyoruz. Toplamaya devam. Bugün bana başka bir şeyler anlatıyoruz. Şurada kendim kendim konuşuyoruz. Şu an taban halımız arkadaşlar yeni sezer inşallah. Arkadaşlar görürsünüz taban halısını güzel temizledik. Durmaya başladı. Yerine de oturtturduk şöyle. Yani kapı çıtaya var, ona da oturacağız. Araba kendine geliyor, vallahi kendine geliyor, içine yapacağız. Yolları falan da sildik. Şurada ufak bir eksikliği var, bunları da halledeceğim işte. Biz şu anda aracımızın göğsüne çatlak yok ama şurada şöyle izle var, onları da inşallah yarın gideriz diyoruz. Koltuklarını taktık, iç aksamını yaptık. Arkasından mesela ufak bir paçamızı koyduk ama arka koltuklarımızı yaptık. Pardon, kapısı kapatamadı. Şöyle dış aksamını eksik olarak yaptık. Akşam mesaisi. Tabii yine ufak bir eksikliği var mesela. Atıyorum, arka tarafa görüyorsunuz arkadaşlar. Şurayı görürsünüz. Buranın parçası kırık. Bunu idareten taktık. İşte buna benzer ufak tefek eksikleri var ama arabamız 10 numara oldu. Dışarıdan da şu şekilde gözüküyor. Toplama edelim. Ön arka tamponumuz da var. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. Arkadaşlar şu anda sanayide yapmamız gereken işimi bitti. Arabamızın ufak tefek eksikleri kaldı tabii ki ama büyük sorunu bitirdik. İsterseniz geri geri çıkalım bakalım. Neden buna bu yani? Azalı bir atlatmalı. Gerek yaptığımız arabayı Şu anda çalışarak yapıyorum. Arkadaşlar
arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımızı topladık, komple boyadık. Son halde bu şekilde, merak eden için göstereyim. Ufak tefek eksikleri var, daha onunla tamamlayacağız. Mesela şuranın aynası yok. Onu aldık ama şey yapamadık. Sonra şuranın rüzgarlı eksik. Bu hasarlı bölgeyi rüzgarla kapatacaktık. Orası eksik. Bagajı falan güzel arka tarafa yapmışlar. Aracımı şöyle arkadan göstereyim bir. Bu şekilde güzel duruyor. Bir de arka çamukla ufak tefek dalgalı oluştu. Çünkü çok macun yaptık arkaya. Aracımız arkadaşlar bu şekilde. Son halde bu şekilde gördüğünüz gibi. 10 numaralı. Pastacıyla falan düşünüyoruz. Ama sonuçta o hani mesela tavanın ezik halini hatırlıyorsunuz. Sıfır tavan var üstünde. Bak şöyle içini göstereyim. İçi falan 10 numara. Göğüsü olsun. Koltuklar falan da yaptık. İşte şuranın dediğim plastikleri kaldı. Çin çıtaları kaldı. Bir arka tarafın direkt düşürme değil de tavan düşürme. Çünkü tavanın içinden var. Onlar da şey yaptı. Tabii bunlar para isteyen şeyler, emek isteyen şeyler. Bunlar zamanla yapacağız diyoruz. Aracımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Bir de hayırlı olsun. Tekrardan şöyle uzak çeker alalım. Gördüğünüz gibi gidip yaparsak tam olur diyoruz. Uygun yolu bir şekilde, düşük yolu bir şekilde taklalı arabayı piyasaya dönüyoruz. Hayatı dönelim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi arabamız son kez bir çalıştırdık. Sizlere de bir gösterelim de gündüz gözüyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımız bir sürüş testini yapalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Direksiyonu tahta direksiyon. Burada arabamızın bak sonunda geri dönüşümü. Çalışır yürür bir hale geldi. Gördüğünüz gibi daha ne isterim ki, Allah'tan daha ne isterim, böyle bir emeklerimizin sonucunu karşılığında motorsuz olarak aldığımız, bak çalışmıyor olarak hurda bir şekilde, pert bir şekilde aldığımız arabamız çalışır şekilde teslim aldık, bize hayırlı uğurlu olsun bak. Sonra geliyoruz. Aracımızı topladık. Tamirat ettik. Cidden sanayide bizi mahvetti bu araba. Mahvetti diyoruz. Aylarımız, yıllarımız sanayide geçti diyoruz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Hepiniz kendime kadar saygın. Arama otanı diyoruz. Süman Kaç, ben ne söylemişim? Görüşürüz. Sen ne söylemişim? Görüşürüz. Ahmet'le görüşürüz diyor. Ben de videomuzu beğenseniz like atmayı, kanalımıza arkadaşlar hala abone değilseniz abone olmayı diyoruz. Böyle araba toplama videonun devamı için lütfen abone olun ve takipte kalın diyerek videomuzu da burada bitiriyor.